uluslararası kripto varlık platformu Rain sunar. Pek Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması bu kararla ilgili olarak yorumun ne olacak? E, şimdi bu kadro e, bu oyuncuların kadro dışı bırakılmasını son nokta Serdar Ali ile uzun uzun tartıştık. Oraya da izleyebilir sevgili izleyeceğimiz. Şimdi gelelim takımı nasıl etkiler kısmı. Bunun cevaplan fırsatı bulamadım saç nedeniyle. Yani Serdar Ali Çeyken nedeniyle. <laughs> Bence bazı oyuncuları iyi şekilde etkilemek zorunda. Örneğin İrfan Can'ı. Hmm. Fenerbahçe'de kimse vazgeçilmez değil. Gel beraber mesut olalım. Dünya Yıldız, süperstar kariyer. Real Madrid, Arsenal. Werder Bremen. Almanya bir takım dünya Kupası şampiyonu. Hmm. Ben kendime geleyim. Ya zaten kendinde de daha kendim olayım. Ben Başakşehir'deki gibi olayım. Sekiz numara. Oynarım oynarım. Ozan Tufan da... Yoksa kadroda. Zaits var. İşte... Crespo var. Ben de oraya yavaştan göz kırp. Bak Mert Hakan göz kırptı oraya. Şimdi kendime İrfan Can'ın yerine koydum. Şimdi kendimi böyle Arda'nın yerine koymuyorum. Çünkü ne gezer bende o yetenek ve o zeka. Arda Güler pırıl pırıl gencecik çok zeki bir kardeşimiz. Mesela Mesut Özil. Ben bunu sorguluyorum. Arda bu kadar iyi oynamasaydı Mesut Özil'i bu kadar kolay kadro dışı bırakabilir miydi? Serdar diyor ki bardağa taşınan mı oldu alakası yok diyor. Ben de diyorum ki yani Fenerbahçeliler bu parlak gelecek adına çok güçlü sinyaller veren Arda Güler'e konsantre olmalısınız. Çok seviyorsunuz. O da sizi çok seviyor. Bir süre oynamalı yani. Fiyatı daha yükselmeli. Vallahi... Bak bayan geçen Gladbach'tan 11 yaşındaki oyuncuyu da almış abi artık. Çoluğu çocuğu da alıyorlar. Delireceğim evet. ben evet, ya. Yani. İleride o bayan da acayip olur. Ve bayan onu 100 katına satar istiyorsa. Real Madrid'e falan. Satarsa. Barcelona'ya falan. Bu Arda'da da öyle yani. Ben o... Arda ve İrfan düşünüyorum. Onlar da tabii aslında X'in en iyi oyunda yer gibi kağıt üzerinde gözüken... Mesut'un yeri gözüküyor. Hani Mesut oyundan çıktıktan sonra İlfan oraya kaydırılmıştı. Sonra Arda girdi oraya. E böyle yani bardan dolu tarafına bakıyorum. İkisinin kadro dışı bırakılmasıyla ilgili çekincelerimi bir daha söylediğim gibi son round programında volede görüşlerimi merak eden izleyebilir. Şimdi zamanım yok. Tam dakikasında bırakacağım Ersin'e. 3, 2, 1. Peki. Şimdi Ali Koç'u bu zamana kadar birçok konuda eleştirdim. Fakat bu alınan kararda ki raporu İsmail Hoca vermiş ve sonuçta başkan ve yönetimi de bu raporu onaylamış. Tebrik ediyorum. Çok doğru. Çok 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 doğru. Yani daha önceki söylemlerimle ters düşmüyorum ve bu kararı onaylıyorum. Bu kararı destekliyorum. Neden? Çünkü başkanı şu şekilde eleştirmiştim. Samandıra'ya daha fazla sahip çıkmalıyız. Teknik direktörün arkasındayız söylemlerinin yerini bulması için oyuncu grubuna oyuncu üzerinden teknik direktör yapılanmasına, oyuncuların aynı zamanda Samandıra'da bir takım işleri aslında olumsuz olmasını sağlamasını tamir etmeniz, gidermeniz, bu konuyu özellikle çözmeniz gerekir demiştim. Bu ilk adım oldu. Yarın öbür gün belki de daha fazla da olabilir. Eğer bu mesajı doğru alan futbolcular olmazsa sezon sonuyla yolların ayrılması ya da benzer bir takım haberleri, kararları Ali Koç'tan yine görebiliriz ki yine aynı şekilde desteklerim. Çünkü abi şundan. Şimdi neresinden bakarsanız bakın Mesut Özil bir dünya markasıdır. Eyvallah. Fakat hiç kimse, hiçbir futbolcu bir kulüpten fazla değildir. Büyük değildir tabii ki. Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmeseydi Arsenal'daki kariyeri noktalanmıştı. Uzun zamandan biridir oynamıyordu. Ali Koç taraftara, Ali Koç Mesut'un Fenerbahçe'ye olan aşkına ve o kadar maddi olarak da ciddi bir şekilde yatırıma karşılık Mesut'u buraya getirdi. Her şeyi sildim, geçtim. Sadece Fenerbahçelilikle birlikte Mesut varını yoğunu ortaya koymalıydı. Ama onu yapmadı. Yapmadı. Yapamadı mı, yapmadı mı? Bence yapmadı. Çok ciddi bir iddia bu. Süren bitti, bana geçti, sana geçecek tek. Sana verdim ya kendisine. Yok niye, yok, niye, yok. Hayır, sen devam et sen? Etse. Hayır, niye yapmadı diye düşünüyorsun? Çünkü kendine iyi bakmadı. Çünkü fazla sakatlandı. Çünkü her ne kadar yaşı ilerlemiş bir futbolcu olsa da bu performansı ortaya koyabilecek bir yaşlılıkta da değil. Çünkü çok fazla konuşarak aslında ayaklarının hünerlerini sergilemesinin de bir nevi önüne geçti. Çok fazla konuşarak mı? Kapalı kapalı ardında mı? Çok fazla konuşarak Evet abi. Kaç tanesi kulağına geldi ya da... Birçoğu geldi. Nedir mesela bu? Sonuçta Vitor Pereira döneminde de, İsmail Kartal döneminde de. Hiçbir futbolcu üzerinden bir kadro yapılanması, bir oyun düzeni bu futbolcunun inisiyatifinde ya da kararında olacak şey değildir. Bu çevreyi de aynı zamanda bu şekilde etkileme çabası da Olmaması gerekir. Buna karar verecek olan teknik direktördür. Teknik direktörün üzerine çıkan olursa eğer o zaman kadro dışı kalabilir. Ozan'ın bence Mesut'la kadro dışı kalmasının ikisinin birbiriyle aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani en son o doğum gününden sonra mı böyle bir karar alındı? Ozan'ın Ozan bir... mesele ne? Efendim? Ozan'ın mesele ne? Valla Ozan, Ozan hep sorunu başkasında aradı. Aziz Yıldırım döneminde Aziz Yıldırım da aradı. Ersun Yanal da aradı. Aykut Kocaman da Ersun aradı. Ersun oynattı ama canım. Sergen Yalçın'dan sonra Ersun Yanal da iyi oynattı onu en başta. Ama işte şunu söyleyeceğim. İsmail Kartal da aradı. Ozan hep başkalarının kendisiyle bir alıp veremediğini düşündü. Başkanlar değişti. Teknik direktörler değişti. Ozan bir tek Alanya'da iyi oldu. Milli takıma kadar tekrar geldi. Watford'a gitti. Abi yurt dışında gidip antrenman yiyip, Türkiye'de bu kiloda, bu performansta olan birini hatırlıyor musun sen? Ben kimseyi hatırlamıyorum Ozan Tufan dışında. Serdar Ali gitseydi öyle olurdu diyeyim. Yani, yani. kilo olarak. İngiltere'ye gideceğiz. Neyse bana geç. Şimdi evet. yemekleri över falan da. İşte konumuza dönersek. Ozan Tufan'ın işini ben bir kenara bırakıyorum. Ozan Tufan şu ana kadar Şenol Güneş Yönetimi'nde ilk çıktığı zaman Bursa Spor'da. Milli takımda Şenol Güneş Yönetimi'nde. Ee, Ersun Yanan. O oynattı canım o Max Kruse, Gustavo çok iyi döndü o takımda, çok iyi hazırladı onu. Sonra gerisi yani... Benim için kriter orada... Watford'da iyi hocalar çalıştırdı. Bir tanesi Claudio Ranieri, Premier Lig'de şampiyonluk görmüş, Juventus çalıştırmış bir hoca. Ya yani onun mesela Ozan'ı değerlendirmemesi, ben Ozan'ın... Ranieri'nin değerlendireceği seviyede bir oyuncu olduğunu düşünüyordum. Yanılmışım herhalde diyorum. Mesut konusuna şöyle dönüyorum. Fenerbahçe'de artık şu e, Mesut Özil konusu... Eğer mesela... Alacaklarına... E, denk olarak MLS'e falan transfer olacaksa ya bir dönemi kapatacaktır. Bunda da bir mahsuru yok. Yani yaşamadan da öğrenilmiyor bu tip şeyleri. Mesut Özil geldiği zaman ben böyle hatırlıyorum. Ben mesela şöyle düşünüyorum. Sen demin dedin ya bir oyuncuya göre düzen kurulmaz. Bu işte Erol Bulut'tan sonra Emre Belözoğlu gelecek. Emre Belözoğlu o pas futbolunda hepsini böyle 4-1-2-1-2 işte Milan'ın zamanında oynadığı kakalı pirlolu oyun hmm. gibi, Seydorf'lu oyun gibi oynatabilir. E oynattı da ona benzer son haftalara kadar Emre Bozut'u tek... Ama teknik değiştiriyorsan zaten o zaman Mesut Özil'i almayacaktı. Çünkü Emre Bölüzoğlu sportif direktörlüğünde getirilen bir isimdi. En azından teknik direktör olarak kaz. Şimdi mesela Başakşehir'e yakıştırıyorsunuz çoğunuz. Niye? Emre Bölüzoğlu orada diye her şeyden önce. Ya işin siyasi eğilim kısmı falan başka yani. Emre Bölüzoğlu hani onun transferi değil mi sonuçta? O dönem o değil mi abi? Alo Emre abim bak Mesut'u da getirdi herkes evet, gazlama doğru. yapıyor. Bir tek sen ya birkaç kişi daha yaptı da hani en ünlülerden. Bir de mainstream yani ana akımda programda sen bir tek. Ya o kadar beklendi gibi olacak mı falan. Ben sadece şunu demiştim yani belli bir düzende oynamazsa çözüm değil sorun olabilir. Ama hala en büyük sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bir dahaki yıl bu maaş bütçesini iyi bir golcüye ayırması gerekiyor ama hoca kim olacaksa onun istediği diyorum. Uluslararası kripto varlık platformu Rain sundu.